Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimiz Allah Ta'ala'ya bir adet hamdu sanalar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ye durudu salavatlarımız bulsun. Faziletli, barakatli, cuma ayyamıda Allah Ta'ala'nın özü barçalarımızını cemaatte cemledi. Allah Ta'ala'nın özü bizu sizge yakşilik, fazilet, barakatlarını Rabbim nasip kılıp, dünyada hem, ahirette hem, saadetli bendelerden bulmağımızını Rabbim hammalarımızge nasip kılsın inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinimizin şiarlarından bulmuş. İnsan Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytganidik, "Va'tasimu bihablillahi jami'an ve la tafarraqu ve zkuru ni'matallahi aleykum in kuntum ada'a fa'alif bayna qulubikum fa'asbahtum" degan oyatni Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet qilib keltirdi. Oyatnin devamını okumadik. Allah Ta'ala'nı bizusiz bu ayeti kerimege itibar beredigen cayımız va'tasimu bihablillahi cemi'a. Allah Ta'ala'nı arkanige mustahkem bulin, mahkem yapşin. Kudukka tüşgen adam, kudukdan çıkışlikni yölünü mü? Asılıp turgen bakuvat arkange asılıp taşkarige çıkışlige. Tamam, başka meselesi yok. İnsanın hayatı kuduk, insan kuduknin tübüde, yani ilimsiz adam kuduknin tübüde. Demek kuduktan çıkış, necatki erişlik yolu ne mi? Kur'an bilen şeriat. Demek mana şu narsaga mahkem yapşadı, necatki yetişedi. Şunun için Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah Ta'ala'nın arkanıge, Allah'ın arkanı ne mi? Kur'an, şeriat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri, demek din, Allah Ta'ala'nın arkanı. Demek mana şunge mahkem yapışken adam elbette necatke yitedi. Allah Ta'ala ayetinin devamı da, Allah'ın arkanını yani Kur'an'ını mahkem tutin ve firkalarga bölünmen, hem de özara adavatke bölgen peytlerinizde, dillaringizni tutashtirib, oshno qilib qo'ygan Alloh taoloning ne'matini yodda tuting, uning ne'mati tufayli birodarlarga aylaning degan oyatni Alloh taolo Qur'oni Karimda keltirdi. Demak, inson holu hayotlik davrida Alloh taoloning arqonini mahkam tutmoqligi va Alloh taolodan inshaalloh fazilat so'ramoqligi kerak. Shunda Allah Ta'ala'nın özü her bir mümin bandeni meselesini halk edildi. Bugünkü konuda biz eğer Allah Ta'ala'nın arkanıge müstahkem yapışadigen bölsek, Allah Ta'ala ne fakat bu dünyanı, ahiretini hem Allah Ta'ala güzel kılıp koyadı. Biz bugün Allah Ta'ala'nın arkanıge müstahkem yapışma yapmızda, özara adavatlarımız küçe işliği de Allah Ta'ala'nın nimetlerini zikir kılma yapmız. Hayatımızını umum iktibas kılıp olgan bir vaqtda Allah Ta'ala bizu sizge bergen nimetlerini şeytan közümüzge kürsatma yaptı. Bizdeki bar nimetler bizlerinin naşkurligimiz tufayli kamay bar yaptı. Çünkü Allah Ta'ala Kur'an'da aytdi ku. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Agar şükür kılsalarınız ziyade kılıp beremen. Demek ayetin aksini mi? Agar naşkur bölseleriniz o şey barını hem alıp koyamayın. Şunun için insan şükürde var devam bölsün. Bir tabip aytadı. Oldum ki aravaçada bir yigit alıp gelindi. O yigitini iki ayağı işlemeydi şal. Yatakta köp yatgani uchun orqasida yotoq yara chiqqan. Biz-ku oyog'i shalligi tug'ma shal, uni biz davolay olmaymiz.
orqasidagi yotoq yaralarini biz bizga davolatish uchun kesib tashlash, uni muolaja qilishlik uchun oldimizga keltirildi. Men uni ko'rdimda ahvoli juda yomon edi. Ya'ni dunyo miqyosida men va siz o'ylagan fikr bilan fikrlasa, nima deymiz? Ikki oyog'i ishlamaydi. Yotib qolgan joyida orqasida yotoq yarasi chiqqan achinarli holat, nima deymiz? Dunyoga kelib nima ko'rdi deymiz. Birodar, siz salomatsiz mana. Siz o'zi dunyoga kelib nima ko'rdingiz mana o'zi. Biz o'zi dunyoga kelib nima ko'rishligimiz kerak? Biz o'zi dunyoga kelganimiz oxirat uchun bir narsa ko'rsatishga kelganmiz o'zi. Amal qilishga kelganmiz. Dunyoda hech narsa ko'rishligimizni qizig'i yo'q o'zi bizga. Men doktorman dedi va aytdim. O'g'lim, sizning oyog'ingiz ishlamaydimi dedim. U aytdiki, men tug'ma shalman dedi. Ikki oyog'im ishlamaydi dedi. Yomon, juda og'ir dedim. Siz umuman hayotingizda yurmagansiz a dedi. U aytdiki, yo'q dedi. Men umuman bir qadam ham qo'ymaganman dedi. Chunki tug'iliboq men shal bo'lganman, ikki oyog'im ishlamagan dedi. Sizga yurish orzu va armon ekanda dedim. Men endi unga achinish hissiyatimni bildirib va unga men ozgina bir qalbini ko'tarib bir nasihat qilmoqchiday gapiryapman dedi. Va suhbat asnosida men orqasidagi yaralarni tuzatyapman dedi. Olib tashlayapman, kesyapman, joyiga dori qo'yyapman, shunaqangi muolajalarni qilyapman dedi. Yigit jim va qanaqangidir xursandroq kayfiyatda. Bu holatdan uncha xafa emas. Oyog'i ishlamaydi. Orqasidan yotoq yara chiqqan yotganidan uncha xafaga o'xshamayapti deydi. Siz Alloh taolodan duo qilib so'ramaganmisiz? Shuncha odamlar yuryapti, nega men yurolmayapman? Ya Robbi, menga ham oyog'imga quvvat ber deb so'ramaganmisiz? Desam, yigit menga qaradida, to'xtang doktor dedi siz. Siz nima deyapsiz menga? Muolajani dedi, shu joyda to'xtating dedi siz. Shu joyda to'xtating. Va uni olib kelgan odamlarni xonadan tashqaridan chaqirdi. Chaqirgan odamlar dedi, meni bu yerdan tez olib chiqinglar, doktor muolajani shu joyda to'xtatsin. Men unga aytdim, nega? Va uni olib kelgan odamlar aytdi, o'g'lim, bu o'zi viloyatdagi eng mashhur, eng qo'li yengil, eng mutaxassis doktorlardan. Shunga olib keldik seni. Bir oylab navbatda turganmiz. Desa aytdilarki, to'xtating, tabib shu joyda muolajani to'xtating va aytdiki uydagilarga va meni qaytib bu doktorni oldiga olib kelmanglar. Va men so'radim, nega? Deydi tabib, nega? Bu dedi, bu tabib, men bilan Allohni orasini buzyapti. Nega? Men Alloh taologa aytganman, ya Robbi, men oyog'imdan senga shikoyat qilmayman. Men oyog'im tug'ma ishlamaydigan. Ya Robbi, men duo qilganman. Ya Robbi, men senga oyog'im haqida shikoyat qilmayman. Buni evaziga menga jannatni bersang bo'ldi, deganman. Va men shu yoshgacha oyog'imdan Allohga shikoyat qilmadim. Bu nima deyapti menga? Senga yurishlik orzumi? Sen nega yurolmaysan odamlarga o'xshab? Va sen bu ahvolimga menga achinishligimni menga o'rgatyapti. Va men bilan Alloh orasidagi shartnoma va men bilan Allohni oramizdagi muomalani bu buzishlikka harakat qilyapti. Shuning uchun bu doktorni oldiga meni olib kelmang dedi. Doktor aytadi, menku unga bir nasihat beraman deb gap boshladim-u, undan ancha ko'p, ya'ni u yigitdan men o'zimga nasihat oldim dedi. Haqiqatda bugun ne'matlarimiz juda ko'p. Sanayman desak sanog'i ko'p. Sanab sanog'iga yeta olmaymiz. Alloh taolo mabodo bir ikki bir musibat bersa, darrov isyon, darrov Alloh taologa noshukurlik, ibodatsizlik, noshukurlik yoki odamlarga shikoyat.
Alloh taolo Qur'oni Karimda bundan 14 asr oldin nima dedi? Bandalarim, Allohning arqonini mustahkam oling, boshqasi bekor. Siz odamlardan yalinib so'ramang, odamlarni oldiga bormang, odamlarni arqonini mahkam olmang, foydasi yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga aytdi: "Ey Muhammad sollallohu alayhi va sallam, yoki butun umumiyatda bizda shior bo'lgan narsa, birovni yaxshi ko'rmang, u o'ladi. Bir narsaga suyanmang, u quriydi, bir daraxtga suyanmang, u quriydi, bir devorga suyanmang, u yiqiladi." Bu narsada qanaqangidir inson Robbisidan tashqari narsaga suyansa va o'shaning arqonini mahkam tutsa, u tugaydi. Uni xotimasi bor. Dunyoda nima bor bo'lsa, uni xotimasi bor, uni oxiri bor. Alloh taolo o'rgatyapti bizga. Bandalar Allohga suyansin. Allohning arqonini mustahkam olsin, shunda najot topadi. Boshqa bizda masala va chiqishning yo'li yo'q. Shuning uchun bugungi kunda Alloh haq subhanahu va taolo biz u sizga mana shu narsalarni o'rgatdi. Va shuningdek payg'ambar sollallohu alayhi va sallam innalloha la yajma' ummati ala salatihi va yadullohu alal jamaa. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadislarida ummatim zalolat ustida jam bo'lmaydi. Allohning qo'li jamoat ustidadir. Kim ajralsa, va man shazza shazza ilan nar. Kim ajralsa jamoatdan, do'zax uchun ajralibdi dedilar. Shuning uchun bizdagi qoida, Alloh taolo qoidalarini payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bizlarni qiladigan ishlarimizni aytib beryaptilar. Demak, Alloh taoloning arqonini mustahkam olish bir va undan keyin jamoatni lozim tutishlik. Kim agar jamoatdan ajralsa, do'zax uchun ajralibdi. Jamoatning fazlini biz usiz bilyapmiz bugun. Ko'pchiligimiz aytamiz. Bir rakat namozni jamoat bilan o'qisa qanday? Yolg'iz o'zi o'qisa qanday? Jamoat bilan o'qigan namoz 27 daraja ko'p, fazli ko'p. Demak, insonlar, mu'minlar, musulmonlar jamoatni o'zlariga lozim tutishliklar. Jamoatni lozim tutsin. Demak, Alloh taoloning barakasi, sokinligi, Allohning yaxshiligi, Alloh taoloning hidoyati jamoatda.